kala değerli adayları ağırlamayı sürdürüyoruz dedik. Bu kez çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Kimle beraberiz? Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu konuğum. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim zaman ayırdığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum ekranlarınızı bize açtığınız için. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Sağ olun. Birçok başlık var konuşmak istediğimiz ama bu seçimin ana tartışma konularından bir tanesi ittifaklar. Daha doğrusu partiler işbirliği olarak nitelendiriyorlar. 24 Haziran'dan önce siz Millet İttifakı'nın içinde yer aldınız. Evet. Fakat işte yerel seçimde de bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında bir ittifak, işbirliği daha doğrusu evet, kuruldu. Doğru. Fakat siz bu işbirliği içinde yer almıyorsunuz. Neden yer almıyorsunuz? Genel seçimlerde bu bizim için bir zaruret gibiydi. Çünkü %10 barajı bir tehdit olarak duruyordu. Ve %10 barajının içinde kaldığınız takdirde altında seçilme hakkınız, milletvekili çıkarma imkanınız kalmıyordu. Evet. Bundan dolayı biz böyle bir yerde ittifakta yer aldık. Bu seferki durum ise biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu ittifak değil aslında, bu işbirliği. Partiler gönüllü olarak bir yerde birisi aday çıkarıyor, öbür şehirde başka bir aday çıkarıyor. Bazen birlikte çıkarıyorlar. Yani bu tamamen işbirliğine dayalı bir iş. Biz ise bu sefer Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde aday çıkarma kararı aldık. Bazıları bunu görmese de biz 81 ilde, 900 küsur ilçede, 400 civarında beldede aday çıkardık. Ve Türkiye'de bunu başaran tek parti de Saadet Partisi. İktidar bile, ben dün mesela Mersin'deydim, 7 ilçede adayı yok. Yani sadece il için değil, ilçelerde de aday yok. Yani biz bugün Türkiye'de en köklü, en dinamik, her yerde var olan tek partiyiz desek abartmış olmayız. Peki 24 Haziran seçimlerinden önce baraj meselesinden dolayı biraz daha aslında sistem bize bunu evet, etti dediniz. Peki ama Saadet Partisi tabanı Millet İttifakı'nı bu işbirliğini gerçekten benimsedi mi? İşte benimsemedi. Yoksa orada bazı kaygılar olduğu için mi aslında işbirliğini yani yer almadınız? Orada iktidar partisinin, özellikle AK Partisi'nin bizi haksız ithamları vatandaş nezdinde itibar gördü. Bizim yaptığımız bu ittifaktan dolayı kazanacağımızı ümit ettiğimiz oylarımızın büyük bir kısmını kazanamadık. Evet. Ben onu şöyle ifade ettim. Neden bu sefer böyle bir ittifakın içinde, böyle bir işbirliğinin içinde olmadığımızı da, siyasette iki kere iki her zaman dört etmiyor. Bazen beş ediyor, neden, bazen neden üç ediyor. Neden etmedi efendim peki? Geçen sefer etmedi. Niçin etmedi sizce? Yani şimdi iktidar partisinin en önemli kullandığı argüman ötekileştirmek, düşmanlaştırmak. Ve CHP'yi, solu esas itibariyle sanki düşman gibi gösteriyorlar. Siz böyle bir ittifakın içinde yer alıyorsanız aynı kefeye giriyormuşsunuz gibi geldiğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün prensiplerini benimsiyormuşsunuz gibi bir hava oluşturdular. Bunun doğru olmadığı ortada da yalnız etkili olmadığını söylememiz mümkün değil. Ama yine de siz tabanınızı ikna edemediniz mi? Edebilirdiniz. Şimdi, yani iktidar bunu yapabilir, ben bunun eleştirebilir. Durmanın hiçbir faydası yok. Biz söyledik. Hı. Yani bizim prensiplerimiz belli. Biz ekonomide başka prensiplerimiz var. Çok açık söylüyorum. Üretime dönük bir ekonomi politikası benimsenmeden Türkiye'nin problemleri çözülmez, işsizlik halledilmez, ülke güçlenmez. Ve bizim milli gelirde de bir adil paylaşımın olması icap. Asgari ücret açlık sınırında olmaz. Bu zulümdür. Biz bunu tekrar dış politikada şahsiyetli bir açlık sınırında olmaz. Bu zulümdür. Bizde baskı kuran emperyalist emelleri olan ülkelerle işbirliği bize zarar verir. Biz bize benzeyen, geçmişte kültürel inanca dayalı bağlarımız olan ülkelerle bir araya gelmeliyiz. Hı hı. Özellikle de yoksulluğa mahkum edilmiş, sömürülen Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ülkeleriyle bize zarar verir. Biz bize benzeyen, geçmişte kültürel inanca dayalı bağlarımız olan ülkelerle bir araya gelmeliyiz. Hı hı. Özellikle de
yoksulluğa mahkum edilmiş, sömürülen Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ülkeleriyle bir birlik kurmalıyız. Ve biz sömürünün karşısına, çifte standardın karşısına, Batılıların biraz tekebbürünün karşısına, emperyalist ülke olarak söylüyorum, çıkmalıyım. Yalnız ben burada şunu hemen ifade edeyim. Tabii benim bu söylemlerim ister istemez Batı'da da bir yerine göre ya ne demek istiyorsunuz gibi bir intiba doğurdu. Evet. Onun üzerine ben kendilerine şunu söyledim. Birçok ülkenin dış büyükelçisiyle görüştüğüm zaman da ziyarete geldiler. Beni davet ettiler bazen. Dedim ki siz 2. Can Harbi'nden sonra ayağınız yere bastı. Dediniz ki ya bu iş böyle giderse biz bundan sonraki savaşta birbirimizi yeriz. Dünya ortadan kalkar. Niye? Kitle imha silahları gelişti. Evet. Nükleer silahlar var. Onun üzerine 3 konuda biz gelin şu konulara riayet edelim. Birincisi savaşın hukuku olsun. Hemen kısa kısa söylüyorum. Yok. Savaşta bile esirlere işkence yapılmasın. Esir alınan insanlara insanca davranılsın, yedirilsin, içirilsin, giydirilsin. İsviçre'de bunu yaptınız. 2, ya insan hakları diye bir şey varmış. Biz bugüne kadar bunun farkında değilmişiz. Geçmişte kadının ruhu var mı diye düşünürken bugün artık kadının çok önemli bir unsur olduğunu anladık. Onun için gelin biz insan haklarına, inanç hürriyetine önem verelim. Ve insan haklarını korumak için de Strasbourg'da bir insan hakları mahkemesi kuralım dediniz. 3, bir de adalet dediniz. Ülkeler arasında adalet olmalı. Ülke yönetimleri kendi ülke insanlarına da zulmetmemeli dediniz. Adalet mahkemelerini kurdunuz. Biz bu üçünde de varız. Yani bu görüşme peki 24 Haziran'dan önce mi oldu? Tabii. Yani o zaman Batı Saadet Partisi'nin ne yaptığını anlamaya mı çalıştı? Tabii. Sizle buluştular tabii. Mı? Tabii. Ya Batı yani ülkelerin hangi bir sürü ülkenin şeyi geldi, İsveç bilmem geldi, başka ülkelerin büyükelçileri geldi ziyaret edildi. Daha önce bu ziyaretler oluyor muydu ki 24 Haziran'da daha farklı bir ilgi mi oldu onu anlamaya çalışıyorum. Sanki bizim söylemlerimizden dolayı, çünkü bizim söylemlerimiz bazen Batı sadece sanki biz Batı'ya düşmanlık üzerine bir dış politika oluşturuyoruz kanaati vardı. Ben kendilerine Avrupa Parlamentosu'ndan geldiler mi yoksa büyükelçiler düzeyinde mi? Büyükelçi geldi sadece. Hı. Yani Avrupa şöyle diyelim Avrupa Birliği büyükelçisi ile görüştüm. Hı. Avrupa Birliği. Hatta onların bir teklifleri olmuştu. Gelin beraberce daha geniş bir platformda konuşalım. Ben dedim ki şu anda tam ortam değil. Daha sonra konuşabiliriz. Çünkü dünyada yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Ancak onlara şunu söyledim. Mesela, bakın siz bu prensipler üzerinde ittifak ettiniz ama harbin etkisi ortadan kalktıktan sonra, harbin oluşturduğu zararları unuttuktan sonra şimdi siz eski prensiplerinize dönmeye başladınız. Anladım. Bu doğru değil. Dedim ki biz bütün dünyada huzurun ve barışın olabilmesi için anladım, prensiplerimiz belli. Bakın biz 8 tane 6 tane prensibimiz var. Problemlerimizi savaş içinde değil barışla çözelim. Tamam. Kavga ederek değil diyalogla çözelim. Tekebbürde bulunmasın kimse. Ben sizden beyazım, ırkım daha üstün, teknolojim. Böyle deyince de kimse bize bir şey diyemiyor. Yani aslında maalesef herkes için söylemem bunu. Ama Batı'da da belli ülkelerde de çifte standart var. Bundan anladım, kaçınılması icap eder. Peki tekrar Türkiye'ye dönelim. O 24 Haziran öncesi ile ilgili merak ettiğim bir mesele daha var. Böyle deyince de kimse bize bir şey diyemiyor. Yani aslında maalesef herkes için söylemem bunu. Ama Batı'da da belli ülkelerde de çifte standart var. Bundan anladım, kaçınılması icap eder. Peki tekrar Türkiye'ye dönelim. Diğer partilerle. Biz bugünkü başkanlık sisteminin, Türkiye'deki başkanlık sisteminin devam ettirilemeyeceğini, Türkiye'yi otokratik bir rejime götürdüğü, bir kişi kanunların üstünde,
Burada tek kişiyle bir ülke yönetilmez. Yerel seçimlerle ilgili ittifaka dönersek eğer tekrar, siz Sayın Akşener ya da Sayın Kılıçdaroğlu sizi bu işbirliğine davet ettiler mi? Bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Tabii. Görüş o zaman. Ha bu sefer mi? Bu sefer, Sayın bu kez. Kılıçdaroğlu geldi, kendisi ziyaret etti. Ben kendisine de o zaman çok açıkça söyledim. Yani siyasette her zaman iki kere iki dört etmiyor, ona da söyledim. Bazen beş, bazen üç ediyor. Çünkü geçmişte de biz bunun neticesini gördük. Bizim politikalarımızda elbette ciddi değişiklikler var ama şu konuda bir ittifakımız var. Türkiye'de yönetim tarzı, bugünkü başkanlık sistemi mutlaka değiştirilmeli. Cumhurbaşkanı denetlenebilir bir hale gelmeli. Ama parlamentoda eğer siz sistem onu tanıyor. Üçte yani mesela iki. Yani parlamentoda o çoğunluğu sağlarsanız muhalefet olarak yapabilir. Üçte iki çoğunluk. Ama Cumhurbaşkanlığı meclise karşı sorumlu değil. Hükümet kendisinin kurduğu bakanlar meclise karşı sorumlu değil. Soru soruyorlar, isterse cevap verirler, isterse vermezler. Meclis de kopuk. Kanunlar çıkarılırken evet meclise gidiliyor. Ama isterlerse kanun kuvvetindeki kararnameyle de o meseleleri halledebiliyorlar. 24 Haziran'dan önce AK Parti'nin size aslında bir ittifak teklifi. Yani bu, siz Sayın Erdoğan'la da görüştünüz o zaman. Tamam, yarım ağız olmuştu öyle bir şey. Biz de bu prensipler olmadan olmaz kanaatimiz bilahare bize geldi arkadaşlar. Peki, anladık. Ama şimdi görüşmede biz, Sayın Erdoğan'la ne konuştunuz? Onların üzerinden kusura bakma. Ben durmak istemiyorum. Şunu merak ediyorum. Dolayı. Bu kez de yine AK Parti'den de bir geldi mi bir teklif? Dolaylı yoldan. Hayır hiç dolaylı yoldan falan gelmedi. Şimdi bakın, biz şimdi mahalli seçimlere gidiyoruz. Hükümet bu mahalli seçimleri bambaşka bir havaya büründürmeye çalışıyor. Kendisinin istemediği ve beğenmediği adaylar olduğu takdirde ben bu adayları seçilirlerse yarın görevden alabilirim diyor. Tehdit ediyor. Vatandaşı tehdit ediyor. Böyle bir seçime gidilir mi? Bu mantıkla Türkiye'de seçim atmosferinin adil olduğu söylenir mi? Şimdi mesela adalet deyince bir şey daha söyleyeyim burada. Bizim işte Twitter'dan başka yerlerden birçok tanıtım için yapılan kampanyalarımız var. Şimdi TRT1'e bir navigasyonla ilgili bir şey verildi. Reklam film değil, çünkü o film olarak değil, radyodan yayınlanıyor. Sizlere de mutlaka verilmiştir. Burada tamamen bir navigasyon hayali olarak saadete nasıl gidilir, nereden döneceksiniz, nasıl varacaksınız diye TRT bunu yayına kaldırdı. Ya TRT'nin böyle bir hakkı yok. TRT şimdi bize haksızlık yapıyor, zulmediyor. Peki ben kime şikayet edeceğim TRT'yi? Kendinizi çok baskı altında mı hissediyorsunuz? Yok, ben yani baskı altında hissetmiyorum ama üzülüyorum. Böyle benim ülkem böyle bir ülke değildi ya. Şunu merak ediyorum. Şimdi aslında 24 Haziran önce çok konuşuyoruz. O zaman biraz da ana muhalefet görevini sanki siz yaptınız gibi. Şimdi de biz yapıyoruz elhamdülillah. Siz mi yapıyorsunuz? CHP tabii yapmıyor biz yapıyoruz. Efendim? Şimdi CHP ne yapıyor? Hepsi bir şey yapıyor. Sosyal medyada da 24 Haziran'dan önce, keza şimdi de çok yoğun bir şekilde sadece partisine ilgi vardı dediniz ya, ana muhalefet aslında bizdik. Şu anda da biziz diyorsunuz. Ama o zaman 24 Haziran seçimlerindeki 1.34 müydü? Tamam, yanlış, tabii. Düzeltin yanlış söylüyorsam. O zaman neden istediğiniz oy hedefine ulaşamadınız? Oyunuz başlarına eğdiler. Neden? Çünkü oy vermeyeceklerdi. Yani insanlar doğruyu, gerçeği görüyor ama bir farklı hissiyat içinde gidiyor. Klasik olarak ben şuraya oy veririm diyor. Doğruyu arıyor ama sandığa gittiği zaman hisleriyle oy veriyor. Ben de diyorum ki şimdi bu sökmez, bu ülkenin problemini çözmez. Anladım da o... Doğruyu, gerçeği görüyor ama bir farklı hissiyat içinde gidiyor. Klasik olarak ben şuraya oy veririm diyor. Doğruyu arıyor ama sandığa gittiği zaman hisleriyle oy veriyor. Ben de diyorum ki şimdi bu sökmez, bu ülkenin problemini çözmez. Anladım da o hissiyatı niye değiştiremiyorsunuz? Değiştiremiyorum. İnsan derse ki ben belamı istiyorum, nasıl değiştireceksin? Hayır, bunu inandırmanız lazım o zaman. Lazım. Niye? Ben de onun için çalışıyorum. Niye sizinle konuşuyorum? Biz şimdi bunların üzerinde durursak çözemeyiz. Ben şimdi vatandaşa söylediğimiz şu: Türkiye'de adalet var mı? Yok. Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili. Ya bu çılgınlık. Bizde Anadolu tabiriyle aklını yemiş derler. Beka şimdi, tartışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Bir beka meselesi var ama bu AK Parti'nin beka meselesi, Türkiye'nin değil.
Nasıl bir beka meselesi AK Parti'de? Bakın bitti. Türkiye'nin hiçbir problemini çözemiyor. Şimdi bakın Türkiye'de ben problemleri size söyleyeyim tekrar. Türkiye'de bir adalet problemi var. Türkiye'de bir ekonomi problemi var. İşsizlik artıyor. Sürekli geçim sıkıntısı artıyor. Türkiye dışarıya muhtaç hale geliyor. Türkiye aynı zamanda bir güven problemi var. Ama ben bunların yani iktidar... Türkiye'nin bir terör problemi yok mu? Şu anda bir terör problemi ciddi manada yok. Bir mesafe kat ettiler onu söyleyeyim. Ama bir... Hala bir tehdit yok mu? Ya tehdit olmaz olur mu ya? Senin Devlet Bahçeli de provokasyon uyarısı yaptı biliyorsunuz. Yani 31 Mart'tan sonra sizin de kulağınıza ya da devletten size böyle bilgiler geliyor mu Sayın Karamollaoğlu? Nasıl yani? Yani 31 Mart'tan sonra bazı provokasyonlar, etnik ve mezhebi provokasyon iddiaları var. Şimdi yani bunlar 31 Mart'tan sonra efendim bize fazla oy çıkarsa provokasyon artacak, iktidara çıkarsa azalacak. Bunu külhama anlatsınlar. Böyle boş laflarla milleti aldatmaya kalkmamaları icap eder. Bakın bizi hep yanlış noktalara çekiyorlar. Ben tekrar bir müsaade ederseniz zamanımız da azalıyor. Hı. Bugün belediyelere gidiyoruz. Türkiye'de yolsuzluk ve israf zirve yaptı. Ekonominin temelinde yatan en büyük problem bu. Buna hiç dokunmuyorlar. Türkiye'de işsizlik zirve yaptı. 4,5 milyon. Hiçbir zaman bu seviyeye gelmemişti. Eğer biz 2 milyon da cebine 400-500 lira sosyal yardım konulduğu için iş istemeye gitmeyenleri de katarsak 6,5 milyon işsiz var. Bununla ilgili kimse, hükümet hiçbir adım atmıyor. Ekonomi belirleyici olacak diyorsunuz dolayısıyla. Tabii. 3. Türkiye'de bir geçim sıkıntısı var. İnsanlar geçinemiyor aldıkları ücretle. Yani bir işsizlik, bir de geçim sıkıntısı. Çalışan da geçinemiyor. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında. Türkiye'de biz yani bir dürüstlük problemi var, ahlaki problem var. Peki bu tespitleri kendi çerçevenize göre yapsanız bunun çözümü ne? Ya bunun çözümü bunu, anlatın o zaman tabii, izleyicilere. Çözüm, yani çözüm, madem öyle. Tamam. Bir defa dürüstlük iktidarın kendisinin dürüstlüğe soyunmasıyla olur. Yemeyecek, yedirmeyecek. Biz şimdi bu seçime girerken bir simgeyle girdik. Neydi? Cepsiz ceket. Bizim adaylarımız yemeyecek, yedirmeyecek. Niye? Cepsiz ceket. Cebine koyacağı bir şey yok. Rüşveti alıp da yeri yok. Ve biz arkasından dedik ki dürüst olmak gerekirse bütün yapacaklarımızı bunun üzerine inşa ettik. Dürüst başkan, dürüst yönetim. Bizim kapımız herkese açık olacak. Biz işi ehline vereceğiz. Biz insanların derdiyle dertleneceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz bu memlekette hakikaten hürriyet havasının esmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Biz mağdurun yanında olacağız. Belediye başkanlarımız bizim. Herhangi bir yerde bir vatandaş sıkıntıya girmişse başkanla rahatla görüşebilecek. Yani bu halk günü dediğimiz günler mutlaka tesis edilecek. Belediyeyi vatandaşla birlikte yöneteceğiz. İyi Parti'yle bir görüşmeniz oldu mu? Yok. Sayın Akşener'le daha önce çünkü yoğun bir şekilde görüşüyoruz. Hayır, sadece bizim Erbakan hocamızın vefatı yıl dönümünde davet etmiştik. Geldi. Evet. Bir konuşma yaptı. Bizim bildiğiniz gibi 54. hükümette İçişleri Bakanı'ydı. Kendisini eskiden onun dışında bir temasınız olmadı mı Sayın Akşener'le? Yani bizim dediğim gibi bu seçimlerde bizim adaylarımız ayrı, biz kendi ama adaylarımız. Ama izninizle Şanlıurfa'da adayınız Sabahattin Cevheri. Evet. Adıyaman'da Ahmet Faruk Ünsal. Onlarla ilgili HDP'nin desteği var. Destek açıklamalarında bulundular. Bunu nasıl yorumlamanız? Oy vermeyin mi diyeceğim? Evet. Yani öyle mi diyeyim istiyorlar? Yani bunlar öyle şaşkınlıklar. Hayır, örtülü bir işbirliği söyleniyor ya zaman, efendim. Hiçbir zaman bizim örtülü bir işbirliğimiz yok. Hı hı. Ben çok açık söyledim. Ben açık sorayım, biz HDP ile hiçbir irtibatımız yok. Hiçbir irtibatımız yok, olmadı da. Ama şunu söyledik. Ya ilçelerde, illerde insanlar bir arada yaşıyorlar. Elbette konuşacaklar. Ya bu ilçelerdeki bu tamam, şey işbirliği aynısı AK Parti de yapıyor. Diğer partiler de yapıyorlar. Bunlar bakın, ya bu işbirliği yerelde mi var? Yok. Bu çatı nasıl kuruldu çatı yani? Çatı yok. Öyle bir çatı yok.
Yok mu? Çatı yok. Ama siz, şimdi Cumhurbaşkanı söylediği sözler bazen kendisine de yanlış yansıdığı için onu görüyor. Arkasından dedi ki, biz itham ettiğimiz kişiler yöneticiler, vatandaş değil. Ha, bizim de o istediğimiz kişiler yöneticiler değil, vatandaşlar. Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan Türkiye'de nerede, kimden oy istiyorsa biz de aynı kesimden oy istiyoruz. Kimler peki size oy verecek? 81 milyon. Tabii 81 milyon hepsi oy vermiyor. Çocuklar var. CHP tabanı. 58 milyon. Evet. Kesinlikle bakın ben... Ya biz... şunu da söyleyeyim. HDP tabanı, daha doğrusu muhafazakar HDP tabanı size mi kayacak diye düşünüyorsunuz? Ya ben bu laflar hep vatandaş nezdinde şüphe uyandırmak için gündeme getirilen laflar. Siz de iktidarın bu havasına kendinizi kaptırıyorsunuz. Yok canım, niye kaptırayım? Soru soruyorum. Ama bakın yani, tabii de. Sorudan rahatsız olmadınız ama değil mi? Yok yani. Yok. Ha, yani. Ama bu genelde var yalnız. Bu iktidarın ortaya koymak istediği bir durum. Biz, ben yani Diyarbakır'da bilmem Mardin'de, biz Mardin diyorum, Adıyaman'da bizim adayımız AK Parti'nin milletvekiliydi. Şanlıurfa'daki aday da yine hiçbir zaman HDP ile bir arada olmamış bir aday. E bizim anladım. Sadece onun dışında bir de Ordu'da adayımız var. Burada da tersten bu sefer gidiyor. Diyorsunuz yani, ki ben HDP değil ama seçmenden oy istiyorum. Bir gazeteci olarak ben de bunu sorunca diyorsunuz iktidarın ama yoluna. Ama şöyle yalnız ama şimdi iktidar yani. Yalnız şu var. Yani şimdi, bakın ben siz size muhalefet olarak da şöyle bir estağfurullah benim için çok saygım var size. Ama siz de muhalefet olarak eğer varsa tabanda işte bu temas vesaire bunu söylemekle ilgili bir kaygınız ya da çekinceniz... Ya yok ki. Ha işte onu merak ediyorum. Ama biz bunu her televizyona çıktığımızda söylemek her gün. Yani bıksın diyorsunuz. Ya biz yani bir işe başlarken besmele ile başlarız. Bu besmele gibi. Biz çıkıyoruz. Ya biz diyoruz ki 1389 yerde seçime giren tek partiyiz. Tamam. İktidar partisi bizim seçime girdiğimiz yerlerin bir kısmında seçime giremiyor. Yani ben onları bıraktım. Sayın Cumhurbaşkanı sizin ekranlarınızda diyor ki yani İstanbul'da birkaç ilçede gireceklermiş ama büyük şehir 5 belediye başkan adayları yok diyor. Şimdi ben ne diyeyim bunun karşısında? Yani bizi boş şeylerle uğraştırmaya kalkıyorlar. Esas gündem olan madde işsizlik bunların gündemine var da konuşamıyorlar. Yolsuzluk gündemlerinde var konuşamıyorlar. Biz konuştuk onları. İsraf gündemlerinde var. Konuşamıyor. Ben iktidar için söylüyorum. Anladım. Sizin için değil. 94 seçimlerinde Van, Batman, Diyarbakır, hatta Batman'da da İlham Yaşık adayınız. Batman'da Refah Partisi almıştı. Hala bölgede Saadet Partisi'nin nasıl bir varlığı var şimdi şu bakın, anda? Nasıl bizim, varlığınız olmuş? Bizim insanımız o bölgede biz 94 seçimlerinde büyük bir patlama yaptık. Diyarbakır'da biraz önce ifade ettiğiniz gibi. 94-99 arası mesela. Evet, evet. Adıyaman'ı da kazandık. Birçok yeri kazandık. Hı. Ben hemen şunu söyleyeyim. Yani bizim Türkiye'de ciddi bir tabanımız var. Ama biz bu seçime giderken bu tabanı çok ama çok genişlettik. Kesinlikle sosyal demokratlardan ciddi bir meyil var. Evet. Milliyetçi kadrolarda ciddi bir meyil var. Milliyetçi kadro. Tabii. Öyle mi? Elbette. Ve yani buna inanır mısınız bilmem de ben bazı yerlere gittiğim zaman şimdi konferansları vermiyoruz. Gittiğimiz konferanslarda ben buraya şu kanaatle geldim milliyetçi olarak ama şimdi saadetli olarak çıkıyorum diyen insanlar çok var. Ayrıca şu anda AK Parti'nin tabanında artık AK Parti'nin bugüne kadar oyalama taktiklerinden usanmış, problemlerinin çözülmediğini gören, sıkıntıya girmiş, iş bulabilmek için kapı kapı dolaşan birçok insan var. Nasıl şimdi, bir kayma olacağını düşünüyor musunuz AK Parti tabanından yani, da size? Tabii yani, tabii elbette. Nereden oy alacağız? Uzaydan oy alacak değiliz ki. Bu partilerin içinde de eskiden onlara oy vermiş arkadaşlar. Bir kısmı gelecekler, oy verecekler. Ciddi bir kayma olacak mı? Olacak. Merak ediyorum. Ben bunu özellikle Sayın AK Parti yetkililerinin ve Sayın Erdoğan'ın bize giderek daha fazla yüklenmesinin altındaki esas gerçek bu.
Sebep bu. Ordu'da İdris Naim Şahin'i aday göstermeniz çok eleştirildi. Evet. Neden aday gösterdiniz? Çünkü Ordulular İdris Naim Şahin istedi. Yani İdris Naim Şahin'in CHP'den de adaylığı süreci söz konusu oldu bir ara. Olabilir yani. Sonra Saadet Partisi'ne nasıl, siz mi gittiniz, İdris Bey mi geldi? Hayır, yani şimdi bakın, buradaki konular şimdi yine İdris Bey son iki seneye kadar veya üç seneye kadar AK Parti'de hizmet yaptı, İçişleri Bakanlığı'na kadar geldi. O zaman iyiydi ama yanlışları gördü. Ben bundan sonra sizinle beraber devam edemem dedi. Tukaka oldu. Şöyle iddialar da var biliyorsunuz. Özellikle İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde işte ki bazı operasyonları işte bildiği halde onların içinde yer aldığı iddiaları var. Ve FETÖ ile irtibatlı birçok iddia var. Tabii hukuki bir süreç gerçekleşmedi kendisi hakkında ama evet. Yine de dediğiniz gibi bazen hukuki bir süreç gerçekleşmese bile bu algı size zarar veriyor mu, ne diyorsunuz? Şöyle, yani dediğim gibi biz zarar vereceğini düşünsek aday göstermezdik. Biz adayı gösterdik. Ordulular da kendisini istediler. Bir devlet adamıdır. Farklı kanaatler, her insanın yaptığı bir takım geçmişte farklı uygulamalar, hatalar da olabilir. Onun için bizim burada söylediğimiz bir söz vardı. Çünkü Fethullah Gülen'in işte tek hoşlanmadığı parti nerede? Allah rahmet eylesin. Sayın Erbakan'dı yani o dönemde. Tabii. Yani onun için o noktada bize bir şey diyemiyorlar. Ama FETÖ iddialarını ne diyorsunuz peki? Yok, ben yani İdris Naim Şahin'in böyle bir şey olduğu kanaatinde değilim. Kendi içlerinden dediğim gibi çıktı. Yani bu 15 Temmuz'dan sonra ayrıldı, önce değil. Yani şunu çok net olarak söyleyeyim. Siz demin bir şeyler söylüyorsunuz. Bu insanları nasıl kazanacaksınız? Ben de size sorayım, nasıl kazanacağız? Biz ancak gerçekleri söyler, şu anda çektiği sıkıntıların Saadet Partisi'nin ortaya koyacağı politikalarla düzelebileceğini söyleriz. Biz bunu anlatıyoruz. Siz onu anlatıyorsunuz ama bugüne kadar mesela CHP de zaman zaman işte bununla ilgili parti içinde de eleştiriler vardı. Hep bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden gitmek. Yok, biz Erdoğan karşıtlığı üzerinden gitmiyoruz. Politikaları eleştiriyoruz. Yani o çünkü yani muhalefet olarak size kazandırıyor mu acaba? Hayır, biz Erdoğan karşıtlığı üzerine, biz diyoruz ki yolsuzlukla mücadele edeceğiz. İsrafla mücadele edeceğiz. Bunu Erdoğan üzerine almıyor herhalde. Biz diyoruz ki adaletin kamil manada sağlanmasını, tesis edilmesi için gayret göstereceğiz. Herkese adil davranacağız, eşit mesafede olacağız. Herkesin derdiyle dertleneceğiz. Ekonomide bunların takip ettiği politikaların tamamını değiştireceğiz. Bütün politikaları üretime yönelik bir hale getireceğiz. Bakın ben somut şeyler söylüyorum. Üretime dönük politikalar. Hatta şunu söyledim. İktidar partisi benim söylediklerime gocunacağına söylediklerimi bir dinlesin. Bunlara uysun. Bak ülkenin durumu, ekonomide nasıl doğruya gidiyor. Nasıl düzeliyor. Siz üretime dönük bir ekonomi politikasını benimsemezseniz Türkiye'nin ne dış ticareti düzelir, ne üretim artmazsa borç kabiliyeti daha iyi bir noktaya gelir, azalır borçlar. Biz her şeyi, bu hükümet, AK Parti hükümeti borca endeksli olarak yapıyor. Siz nasıl bir, ya gerçi onu biraz anlattınız ama biraz da ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Yani Saadet Partili belediye başkanı seçilirse nasıl bir belediyecilik vaat ediyorsunuz? Birçok yerde adayınız var, yani her yerde işte, adayınız yani, var yani. Birinci meselemiz bizim dürüst olacağız. Peki. Birinci mesele. İki. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Adil olacağız. Liyakate dikkat edeceğiz. Yani liyakat önemli. Siz birisi projeler? Projeler peki? Projeler dediğiniz, bakın proje her ilin kendine mahsus özellikleri vardır. Ama orada iki tane temel unsur var. Halkın canını yakan. Birisi su fiyatlarıdır, birisi ulaşım. Bu ikisinde kesinlikle buraları halkın sırtına bindirilmiş bir yük olmaktan çıkartacağız. Bu şart. Onun yanında şu anda Türkiye'de en önemli problemlerden bir tanesi trafik. Hele İstanbul gibi büyük şehirlere geldiğiniz zaman Anadolu'daki şehirlerde bile trafik önemli bir problem haline geldi. Bunu yapacağız. İmarda imar rantını, yani birilerine peşkeş çektirtmeyeceğiz. Kesinlikle. En önemli şu anda belediyelerdeki en büyük problem imardaki rant kavgasıdır.
bir arsayı siz, bu adam bizden değil, yeşil alan yapın dediniz miydi adamı bitiriyorsunuz. Bir arsa, yeşil alan farklı bir yerde 15-20 kat verdim dediniz miydi ihya ediyorsunuz? Peki rant meselesi aslında birçok belediyede de, belediyenin temel sorunu değil mi? Yani farklı partilerde de. Yok, ben yani, söyler. Örneğin yani mesela bizim zamanımızda İstanbul'daki, hiç olmadı. İstanbul'daki dikey yapılaşma İstanbul'un birçok yerinin ilçesinde yok mu? Tabii var. Var yani. Ama bizim belediyelerimizde yok. Bizim belediyeler, bakın bizim, biz de zaten diyoruz ki milli görüş belediyeciliğini biz yeniden ihya edeceğiz. Ne dedim? Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Arsa rantına kesinlikle prim vermeyeceğiz. Hı hı. Kimseyi arsası var diye zengin etmeyeceğiz. Kimseyi de mağdur etmeyeceğiz. İşi ehline vereceğiz. Yani bizim kapımız herkese açık olacak. İhalelerimizin hepsi şeffaf olacak. Bizim belediyeciliğimiz bugün anlaşılan belediyecilik değil, bizim belediye başkanlarımızın arasında rüşvetle itham edilenler de yok. Bunu da bilsinler. Sayın Karamollaoğlu, son olarak şunu sormak isterim size. Türkiye bir yerel seçime gidiyor ama hep 31 Mart sonrası da konuşuluyor. 31 Mart sonrasında yeni parti ya da partiler kurulma olasılığından bahsediliyor. Doğru. Evet, ben var yani, mı bu olasılık? Siz kurulacağını düşünüyor musunuz? Hangi tabanda? Nerede bir karşılık bulacak? Ben şu anda Türk siyasetinde yeni bir parti oluşumuna ihtiyaç olduğu kanaatinde değil. Buna meyilli olanlar varsa da bizim prensiplerimize uymak kaydıyla, bizim kapımız herkese açık dedim ben. Ama bizim prensiplerimize uymak kaydıyla. Bu noktada kurulur mu? Bu söylentiler var. Ben de duyuyorum. Ama benim hiçbir kimseyle birebir bu konuyu görüşmem olmamıştı. Sayın Abdullah Gül'le en son ne zaman görüştünüz efendim? Abdullah Gül'le ben seçim sonrası görüştüm bir kere. 24 Haziran sonrası. Hemen, evet. Ondan sonra bir daha görüşmedim. Siz Sayın Abdullah Gül'ün bu parti yeni oluşum içinde olacağını düşünüyor zannetmiyorum. Musunuz? Zannetmiyorum. Yani bunlar bir kanaat tabii. Yalnız şunu ben tekrar... Sen Ali Babacan'ın peki efendim? Ben Ali Babacan'la birkaç kere görüştüm. Ekonomik meselelerin geldiği noktalar, kendisinin düşünceleri, kanaatleri nelerdir? Hı hı. Onları aldım yani ama... Yakın zamanda mı efendim? Yani yok, yakın zamanda olmadı. Sadece ben işte geçenlerde Erbakan hocamızın vefatının yıl dönümü seneyi devriyesi münasebetiyle gelirler mi diye bir aradım. Hı hı. Yani şu anda Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da, Babacan da, onlar da yani şu anda pek uygun olmayacağını uzun zamandır siyasette gözükmedikleri için söylediler. Ben de onu anlayışla karşıladım. Israr da etmedim. Sayın Akşener katıldı sadece. Hı hı. Bizim çalışmalarımızda ben şimdi şunu milletimize aracılığınızla, müsaadenizle iletmek istiyorum. Türkiye hakikaten çok zor bir dönemden geçiyor. Bir takım adımlar atıldı ama Türkiye şu anda bir çıkmazın içine sürükleniyor. Bu çıkmazın içinden kurtulabilmesi için bizim birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Kucaklaşma, bu insanlar bir defa Türkiye'deki ahlaki ve manevi değerler bozuldu dedik. Türkiye'deki bizim modellere ihtiyacımız var. Ben belki en iyi modelim demem, böyle bir şey iddiada da bulunmam ama modeller bir defa mutlaka belli prensiplere uymalı. Herkesi kucaklayabilmeli. Yalan söylememeli. İftira etmemeli. Hakaret etmemeli. Başkalarına örnek bir yaşantı içinde olmalı. Şimdi bunu görebilirsek Türkiye'de kucaklaşma olur. Onun için ben insanlarla konuşurken, kucaklaşırken falanca partili filanca partili diye bakmıyorum. Ben insanlara bugün ülkemizin içinde bulunduğu problemleri sıralıyorum. Bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda fikirlerimi söylüyorum. Evet. Adalet konusunda söylediğim şu oldu bakın mesela bu noktada. Eğer hakimler devlet yönetenleri memnun etmek için karar vermeye kalkarlarsa kıyameti bekler. Eğer bu dönem bizim söylediklerimizi beğenen, tasvip edenler varsa biz onların gönüllerine değil sadece oylarına da talibiz. Peki. Oy olmadan sandıkta fikirler gündeme taşınamaz. Hedefiniz ne bu kez peki? Bir hedefiniz var. Hedefimiz hepsi. Biz yani hedef dediğiniz zaman onu öyle ayrım yapmayız. Oy oranı olarak. Oy oranı olarak da bir ayrım yapmayız. Çünkü biz düşünen, bu memleketi seven,
İddialı olduğunuz yerler var mı? Efendim? Alacağız diye iddialı olduğunuz yerler. Biz, ben işte prensip itibariyle her yerde iddialıyız. Biz 1389 seçim bölgesinin hepsinde iddialıyız. Peki. Hangisinde kazanırız onu da 1 Nisan sabahı veya 31 Mart akşamı göreceğiz. Göreceğiz. İddialı olmadan olmaz. Sayın Karamollaoğlu çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sorularımı yanıtladığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum ekranlarınızı açtığınız için. Bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler.